Ne? Bir şey söyleyecektin. Benimle konuşmak istediğin bir şey var. Bana bu kadar çok benzemesen inanırdım. Ama şu halini o kadar iyi tanıyorum ki yakından. Evet. Çok benziyoruz birbirimize. Ben de seninle aynı durumdayım. Benim de yanımda içinde başka bir adamın hikayesi kalmış bir kadın var. Aynı annem gibi. Hayır. Öyle. Ben de sevdiğim kadının aklında başka bir adam olduğunu bildiğim halde onun hayatında kendime yer açmaya çalışıyorum. Ona kendimi kabul ettirmeye çalışıyorum. Onu deli gibi seviyorum. Senin bana anlattığın gibi. Onun bütün duygularını hiçe sayarak bencillik ediyorum. Senin kadar sabredebilecek miyim bilmiyorum baba. O herifin ismini bile tahammül edemezken varlığına nasıl tahammül edeceğim baba? Kontrolümü kaybetmekten, Fatma Gül'ü üzmekten çok korkuyorum. Belki de çareyi senin gibi kaçıp gitmekte bulurum. Şimdi yaptığım gibi. Durumumuz aynı değil. Senin böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Ben beni sevmeyen bir kadınla bilerek, isteyerek evlendim. Fatma Gül seni seviyor. O herif Fatma Gül'ün hep kafasında bir yerlerinde kalacak baba. Kıskançlığından ne dediğini bilmiyorsun sen. Fatma Gül o herifin mektuplarını okuyor. O herifin mektuplarını saklıyor. Hapishaneden gönderdiği mektupları saklıyor. Okumadım diyor bir de bana. İnkar ediyor. Bir sebebi vardır mutlaka. Şimdi olduğu gibi kafana takacağını düşünmüştür. O mektupları gördüğümden beri annemin mektubu kafamın içinde dönüp dönüp duruyor. Biliyorum. Fatma Gül hiç içinden kazıyamadı o herifi. Bitiremedi, bitiremeyecekti. Saçma saçma konuşma Kerim. Fatma Gül'ün kalbinde bir tek sen varsın. Ben bundan eminim. Keşke ben de emin olabilsem. Hastanede sen yoğun bakımdayken uzun uzun konuştuk Fatma Gül'le. Senin gözlerini açmanı beklerken onun gözlerindeki yaşlarda seni gördüm oğlum. Seni ne kadar çok sevdiğini gördüm. Kerim ne kadar şanslı dedi. O herif. O herif 15 sene sonrasının planlarını yapıyor. Bak 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 umudunu hep taze tutacak. O ne yaparsa yapsın. Ne düşünürse düşünsün. Fatma Gül senin yanında. Zaten o adam normal mi? Fatma Gül bunca kötülüğü yapan bir adamı sana tercih eder mi? Peki ben? Ben kendimi affedemedim ki daha. Beni tercih eder mi? Sen Fatma Gül'ün imkansızsın. Aynı zamanda onun mucizesisin. Hastanedeki gece bana biz birbirimizi imkansızın ortasında sevdik dedi. Sahi mi? Evet. Annem bana bir kere bile böyle bir cümle kullanmadı. Gerçekten gözlerim içine baksaydı mücadelemi bırakmazdı. Bizim hikayemizin tek masumu sendin. Bu hikayenin de tek masumu Fatma Gül. Bunu hiç unutma. Seni bırakıp gitmekle ne kadar büyük hata ettim oğlum. Sen bu hatayı yapma. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sana tüm kalbimle yemin ederim. Böyle düşünüyorum. Birbirinizi bu kadar severken Fatma Gül'e sakın sırt çevirme. Yoksa bu hatanın pişmanlığını ömür boyu çekersin. Fatma Gül seni imkansızın ortasında sevdi. Bu sevginin kıymetini bil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.